Kolikçe konuşulan programa tekrar hoş geldiniz. Bununla da direkt ilk konumuza bağlayabiliriz bu haftaki. Evet. Bağla. Kolikçe nasıl bir araya geldi? Yani kolik nasıl hayat buldu? Anne. Ne diyorsun abi? Nasıl? Şey, o program, evrim programı gibi oldu. Çok acayip oldu. Hangimiz nasıl kolik oluruz? Gibi. Sen ilk nasıl kolik oldun? Sen tam olarak ne sordun bana? Sen nasıl kolik oldun abi? Ben nasıl kolik oldum abi? Ben yaptım. Yaptım oldu. Abi nasıl oldum? Kolik. Önce neden kolik ismi? Hani tutkudan dolayı, özellikle bu konuda da müziğe olan tutkudan dolayı dedik ki grubun ismi o zamanlar işte kolik olsun. Hani nasıl demiştik? Bağımlılık. Hani nasıl işte workaholic İngilizceden geliyor veya alkolik veya bilmem ne kolik. Kolik koyduğun her şeyde o işe duyduğun sevgi ve bağımlılık. Biraz da aşırıcılık, aşırıya kaçtığı için. Sana çok uyuyormuş abi. Şu an anlattıkça daha çok sana yakıştırıyorum. Teşekkür ediyorum canım. Her şeyin aşırısı biliyorsun ben de. Kafayı taktığım zaman o şekilde gidiyorum. Ya aşırısı belki yanlış kelime ama kolik tam doğru kelime. Teşekkür ediyorum. O işin canım. Koliği. Peki neden kolikçeyi de sen söyle. Kolikçe de yani bizim işte bu anlattığın abartı değil. İşte aşırı muhabbetimizi yani... Kelime oyun işte. Kolikçe, neyce kolikçe. Biliyorsun aynı zamanda felsefe. Benim bu podcast'la ilgili ilk aklıma gelen isim kolikizmdi. Hı-hı. Kolikizm demek istedim. O da hani kendi kafamda kolik nasıl bir işte koliklik, bağımlılık, aşırıcılık. Hı-hı. Kolikizm de o da bir aşırıcılık. Öyle kendimce kurmuştum. Böyle söyleyince sardı değil mi o da? Evet. Ama kolikçe tam oturdu. Kolikçe tam oturdu abi. Ama ilk gören anlamayacak. Sen net. De kolikçe dedin. Yine ben de Nietzsche'yi kattım işin içinde. Biraz da felsefeye girdiğimiz için burada kendimizi. Evet, yine kolikizm oldu yine aslında. Şöyle bir çak yapalım sesi duysunlar. Aa, böyle bir olay oldu yani. Duyan duydu. Hoş bence. Cuk diye de oturmadı mı kapağa? Ney? Evet. Kolikçe çat diye. Tamam. Tam. Yazı fonuyla, büyüklüğüyle çok iyi oldu. İnanılmaz uğraştım. Sevin şu podcast'te. İnanılmaz uğraştım kanka var ya. Bütün gece uyumadım. 14 saniyemi aldı. Helvetika. Helvetika. Çok severiz. Abi benim isimden ziyade kolik grubu nasıl dünyaya geldi? Oo, şimdi ben geriye gidiyoruz yine. Evet, doğduğunda tabii yanında değildim ama sen direkt fikir babası olarak... Abi o şekilde fikir babası olarak değil, çok benim kafaya koyup da tamam lan bunu yapacağız diye oluşan bir şey değil bu. Yine de yani. Abi kendimce şarkı söylediğimi zannediyordum. Tamam mı? Hoşuma gidiyordu. Ben onları takip ediyordum. Facebook'ta, Instagram'da. Ama mesela Facebook'a kaç dakikalık video atıyordun? 3 dakika şarkı. Mesela onun evet ilk dakikasını izliyordum. Sonra... Hatta şey de çalıyordum. Klarnet de çalmıyor muydu? Klarnet de çalıyordum evet. Onlara bakıyordum ben. Ama o kadar. Like atardım abi sana. Abi paylaşıyordum onu. Hani gitara falan da yeni başlamıştım. Ve... Yıl kaç? Kaç yıl önce? Yıl kaç? Bu şimdi... Şu an 2019'dayız. 19'dayız 4 yıl önce. Şu an bunu 25 yıl sonra izleyenler hesaplayabilir. Abi 4 sene önce veya 5 sene önce diyelim. Ben başladım. Biraz gitar... çalabiliyorum. 3 akor basıyorum o zamanlar. İşte 4/4'lük bir ritimden de gidiyorum. Her şarkı aynı. Ondan sonra bunu da paylaşıyorum. Çünkü paylaşma isteği var. İşte bir şeyler yapıyorum. Evet, sanatta kesinlikle var. İnsanlar duysun. İşte kendimi biraz farklı ifade edebilmenin yollarını arıyorum. Çünkü konuşuyorum anlaşılmıyor. Hani anlattığımı kimse dinlemiyor. Dedim belki şarkı söylersem biraz anlatırım kendimi. Bunları yapıyordum. Biraz daha güzel oldu. Çalıştıkça oluyor. Şarkı da biliyorsun. Hani ses de bir kas olduğu için abi kullandıkça gelişiyor. Daha güzel oluyor derken beni de sarmaya başladı. Abi muhabbet dağılsın istemiyorum ama bu sesin kas olup geliştirilmesi benim kafama bir türlü yatmıyor ya. Abi aynı şey gibi ya, kemik mesela kırılıyor ya. Evet. Bir yerden kırılıyor kemik. Ondan sonra kaynıyor. Kaynadığı zaman daha güçlü oluyor. Abi çok sakat bir hareket yapacağım. Ben bunun videosunu izledim. Şöyle bir kas açıp kapanıyor. Evet. Şimdi hani bunun ne kadar eti var da bu büyüyecek şey yapacak. Hani açıklığına göre işte ses veriyor değil mi? Kanka anatomik olarak sana anlatamayacağım bunu şimdi. Ya o açıklıktan ne kadar ses çıkıyorsa öyle bir nota çıkıyor. Öyle titreşiyor veya. Hani bunun nasıl geliştirebilir ben anlamıyorum. Bence o... Abi yaptıkça gelişiyor işte. Ya yaptıkça evet. Mesela ben bir ay boyunca hiç şarkı söylemesem tekrar baştan başlıyormuşum gibi geliyor bana. Hani o kadar yükseklere, tislere çıkamıyorum, nefes alırken zorlanıyorum veya pesleri, basları da tam okuyamıyorum. Ama devamlı şarkı söylediğim zaman, mesela şimdi kayıt işlerinde burada yaptığımız için podcast sesi habire aktif kullanıyorum ve sesim çok iyi durumda. Hani kolay oluyor, anlıyor musun? Evet. Belirli sesleri çıkmak, notaları çıkmak kolay oluyor veya inmek. Ya şeyi kesinlikle geliştirebiliyorsun. Nefes egzersizi, diyafram ve hani sesini nasıl kullanacağını geliştirebiliyorsun. Ama o kası geliştirmek benim kafama yatmıyor. Neyse abi. Çünkü kol kazık gibi gözükmüyor ya. O ara videoları paylaşıyorum. Hı. Facebook'a atıyorum ve bizim bir tanıdık bir abi, o zamanlar bir nargile var işte, kafe işletiyor. Diyor ki ya oğlum diyor, sen bu şarkıları evde söyleyip burada paylaşacağına gel burada söyle. Hem para kazan hem de biz eğlenelim gibi bir şeyler söylüyor. Çok güzel laf etmiş. Olur mu olmaz mı, yapabilir miyiz yapamaz mıyız derken tamam dedim, lan yapıyoruz. Ama biraz ilk sahne mi abi? İlk daha sahne önce... olacak. Ne bileyim bir abi, okul gösterisinde. O tarz şeylerde tabii çıkıyorum, gitarla bir şeyler söylüyorum ama. Ha, eskiden. Ya bir kere veya iki kere dernekler için burada. Ben, evet görmüştüm ben. Belediye orada. Açılışında işte. Ama başladıktan sonraydı. Abi burada Almanların belediyeye bir yerde bir park yaptıktan sonra oranın açılışında Türkçe rock müziği. İnsanlara bir Barış Manço, Cem Karaca'dan, Kıraç'tan parçalar okumuş, evet. Bir kardeşim. Burada seninle podcast yapıyor şimdi. Hans Park'ı. İçerim. Göppingen'de Hans Park'ı. Abi ondan sonra oraya çıkacağız. İş ciddiye biniyor ve ben tırsıyorum. Tamam mı? Korkuyorum yani, tek başıma sahne alacağım. İnsanlar evet, olacak kötü. Orada. Mekan ufak falan da değil. Hani oraya iki taraflı biliyorsun. 150 kişi falan alıyor. Hani o zaman için. Zorlasa alır. Müthiş bir kalabalık. Ama yani. Ama iki taraf da izleyemiyor. İki ortaya taraf oturma. İzleyemiyor aynen. Ama dinleyebiliyorlar. H şeklinde bir dükkan. Abi tek başıma yapmayın veya daha güzel olsun derken gitar çalma şeklime ve kabiliyetime de o kadar güvenemiyorum. Hani şarkı söylemek bir şey, ritim gitar çalmak bir şey, ikisini aynı anda yapmak olay. Çok zor. Yine belki, değişiyor abi. Ya belki çoğu parçada tutuyor ama onundan bir tanesinde tutmasa bile bazen tamamıyla başka bir şey çalmak zorundasın. O kafa karıştırıyor bayağı. Evet abi. Ben hala yapamam. Öyle derken o zaman işte Yusuf var. Bizim normal Yusuf. Normal değil ama Yusuf var işte o zaman. Ve bu çocuk acayip gitar çalıyor biliyorsun. Çalıyor. Ve biz grupta davul çaldırdık adama. Bana da ilk gitar çalmasını öğretmeye çalışan insanlardan birisi o zamanlar. Abi şu akor böyle, bu akor böyle derken. Abi bence yani çok tatlı bir oğlan ama ilk öğretmen için bir klasman, belki bir sıfat koyacağım ama o yani. Kanka ben bir şey yapmak negatif istiyorum. Negatif bir sıfat buraya doldurun. Adam giriyor Green Day'den bir şey çalıyor. Evet. Ben diyorum Cem Karaca'dan şunu söyleyeceğim. Tamam abi diyor, bak Nothing Else Matter'a geçiyor falan, metalci. Biraz da sert takılıyor abimiz. O akorları ilk başta basmak heves kırar. Abi ne heves kırması, kendimi döverek öldürmek istiyordum. Öyle derken Yusuf'a sordum işte, yapar mıyız bir şeyler? Yaparız abi dedi. İşte ben bak kahon falan da çalarım dedi. Şu darbuka gibi yok mu? Batı darbukası. Aynen. Barbuka. Ondan sonracığıma Onur'un kuzeni çalışıyor bizde. Aynen. Evet. Bizde çalışıyor o zamanlar. O da benim ex kuzenim. Senin ex kuzenin. Dayımın oğlunun dayısının oğlu. Onun oğlu. Cidden bak böyle. Denklem bu. Abi karışık. O yüzden Onur da kuzenim. Onlara yaparım diyor. Selamlar. Bak Onur da yaparım diyor. Tamam çalarız bir şeyler diyor. Bir de Caner var o zaman bizde. Alaturka şeyler yapıyor. Yok o Caner değil, bu da başka Caner. Abi diyoruz buluşalım edelim, bir araya bir program hazırlayalım falan filan ama böyle bir çaresizlik yok. Tamam mı? Ben birkaç şarkı çıkarmışım. İşte son 2, 3, 4 diyoruz. Şarkıya gireceğiz. Herkes bambaşka bir şey çalıyor. Herkes başka bir ritimde bir şeyler çalıyor. Ya dedik biz kesin rezil olacağız. O zaman grubun ismi falan da yok. İşte sahne grup alacağız anlam, grup yok yani, öyle bir niyetle çıkmıyoruz. Abi o neyse, provalarda bu evde yapılıyor. Provalarda bu evde yapılıyor aynen. Bu evet. Evde yapılıyor. Vakti geldi, tamam çıkalım sahneye dedik. Adam afiş falan hazırlıyor işte, mekan sahibi diyor ki ya grubun ismi ne? Ne grubu? Hangi isim? Yine aynı davada. Uğur ve Saz arkadaşları olsa bak o zaman yeriymiş ha. Uğur ve saykolar. Uğur ve çalan insanlar. Evet. Komik. Düşünüyoruz abi, aklımıza neler gelmedi. Papyon mapyon falan değişik tuhaf şeyler düşünüyorduk. Ondan sonra kolik olsun dedim ya. Hani aynı bu muhabbeti yaptık. Neden kolik? Bundan dolayı kolik falan filan derken çıktık abi. Fena tuttu. Ya. Bayıldı insanlar. Tabii gır şamata sabaha kadar. Ben gelmedim galiba. Sen ilkinde yoktun abi. Gır şamata sabaha kadar eğlendik. İnsanlar söyledi, biz çaldık. Biz söyledik, onlar çalmadı. Yine biz çaldık. O ortama gidiyordu ya. Mesela şu an hatırlıyorum. O ortama gidiyordu. Başka bir boyutuydu müziğin. Abi zaten affedersin de sen bir arkadaşlarını çalıyorsun. Dükkan doluyor zaten. Senin evet. Kendi arkadaş muhabbetin oluyor dükkanda. Yeter abi. Biz bizeyiz her zaman. Kolik bir aile. Kolikçe. Böyle ilk sahnesini aldı Kolik. Evet. Sonra haftaya bir daha yapın dediler. Sonraki hafta bir daha yapın dediler. Öyle hafta derken hafta. İşte ben dedim ya işte olmuyor böyle, çalışıyoruz, yetişmiyor, işte başka program çıkaramayız. 2 haftada bir yapalım dedik, 3 haftada bir yapalım dedik. Ondan sonra başka yerlerden de telefon gelmeye başladı. O zamanlar para akıyor tabii. Para çok. Müthiş bir para var bizde abi. Tabii, müthiş bir para var. Ortaklaşa bir gitar alıyoruz. Evet. 4 kişi. Gitar da eski kanepe parçalarından yapılıp da saz tellerinden oluşan bir şey.